Sarıcalar haberlerini sunmak için yine tekrar karşınızdayız. Sarıcalar TV ve Sarıcalar TV olarak tüm hızımızla bir yıllık haberleri topladık. İyisiyle, kötüsüyle burada doğru haber ve dürüst haberle yine karşınızdayız. Haberlerimize başlıyoruz. Köyümüzdeki teknolojik ve gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere köyümüzde araba alımları çoğalmıştır. Köyümüzde araba alımları çoğalmış ama herkes kedi almaktadır. Başka bir marka araba alınmıyor. Bu kedi normal bir hayvan kedi değil, araba kedi. Bilenler bilir, orta organ kedi olarak. Muhtar aldığı için muhtarın yolundan gitmek istiyorlar. Tabii muhtar da galiba benim arkamdan sünnet diye söyledi galiba. Bu sünneti uyan arkadaşlarımız var. Köyde yani toplam 5 tane kedimiz olmuştur. Bunlar başta İsmail Sol, Halim, Alıkçı Mehmet, İtal Enişte almıştır. Kendin hayırlı olsun diyoruz ama bazı kedilerin başına olaylar gelmiş. Yine duyduğumuz son dakika haberi ise Halim dayının kedisine fare girmiş. Ne kadar kablo varsa motoru da yemiş. Bugün servis gelmiş, ne oldu akıbeti belli değil. Yani kedi demeyin, bizim sarıcaların fareleri hiç anlamaz, kedi de ye, kedi de ye. Hepsine uğurlu olsun diyoruz burada. Bir diğer haberimiz işte, geçenlerde çok acayip bir fırtına oldu. Fırtınadan uçan çatılar. İlk önce 20 senelik tıkırtıyla Karadeniz'in yaptığı han çatısı uçmuştur. Zaten o zaman da 20 sene garanti vermişlerdi. 20. senesinde maalesef yollara dağıldılar. Nitekimse Davut Arink tarafı uçmuş, tıkırt tarafı uçmamış. Artık valye tarafını bölerlerken nasıl böldüler bilmiyorum da. Ondan sonra Perihan Hala'nın eğmesi komple gitmiş. Direkler sırıtmış kalmış. Ustası galiba Recai Usta mı artık bilmiyorum. Belanların kübürlüğüne falan dağılmış bahçelerine. Herkesin balyeleri, balye çadırları uçmuştur. Nazım abinin kümes çatısı uçacakmıştı. 54 kilonun ağırlığını bağladım, zor durdu kümes dedi. Haberler arasında reklamlar koyalım. Hurdacı yapılır diyelim. Hurdacı bütün teknolojisine son sürat devam etmektedir. Tel işi, tel direği işi derken, delik işi derken, beton, kepçe derken en son yabalara girişmiştir. Balya yabaları yapmaktadır. Bütün köylülerimize duyurulur buradan reklamı için ama maalesef Sarıcalar'dan bir kişi bile almamıştır. Kayıncısı bile kendisi yanmıştır. Para maalesef nasip olmamıştır. Onun için buradan sesleniyorum. Bak harman geliyor. Yabalarınızı uğraşmayın. Beliniz ağrır. Bel fıtığı olursunuz. Hurdacı yabalarına gidelim. İtina ile sarılır. En ufak bir teknik derste sıkıntı yok. Anında sorun çözülür. İster havalı ister yağlı. 3 kişiyle 100 balya 20 dakika sarılır. Buradan hurdacı yabalarımızı da sunmuş olalım. Diğer haberimiz ise hocamızla ilgili. Hocamızın maceraları bitmiyor. Her yıl bir tane ineğini bir tane kübürlüğe mutlaka kaçırıyor. Geçen sene emeciyle kurtardık kübürlükten ineğini. Bu sefer emeci olmadan galiba kurtarmışlar. Yine
ucuz atlatıyor. İnşallah bir dahaki seneki İmece'de artık kurtarırız diye düşünüyorum. Diğer bir haberim ise Ramiz dayının ATV'den düşmesi haberi. Ramiz dayı 3 kere ATV'den düşmüş. Bunu bizden sakladı ama biz gizli haber olarak bunu bulduk ve ortaya çıkarttık. Düşmeleri nasıl oluyor dersen, 3 defa düştüğünde hep o aynı oldu vallahi diye. Nasıl oldu dedik? Aha böyle viraja giriyorum diye. Viraja herhalde frene basacağıma gaza basıyorum diye. Kalkmaya başlıyor diye bir tarafı diye. Aha şöyle atlıyorum kendimi diye. Beni yaptı görünce diye az gidiyor, o da atıyor kendini diye. İkimiz de karnı yukarı, bacaklarımız yukarı kaldırıyoruz diye. Dedik üçü de mi aynı oldu? Üçü de aynı oldu vallahi diye. ATV'sini de tebrik ediyoruz. Öyle bir ATV almış, hiç kazasını anında tekrarlıyormuş. Buradan inşallah bir daha kaza bela vermesin diyoruz Ramiz dayıya. Artık Ramiz dayıya. Macur hocanın reklamını verelim. Macur hoca serüveni devam eder hocalıkta. Geçen sene Kürnüş'te hocalık yaptıydı. Bu sene Kayabaşı diye biraz daha biri gelir diye düşünüyorduk. Birden Narzanlara Gır Müftülüğü'ne adayını koydu. Bu kadar hızlı ilerleyeceğini hiç kimse düşünmüyordu. Karabıyık da Gır Müftülüğü'nü benden alacak diye bayağı bir korkuyor. Bence Karabıyık'ın Gır Müftülüğü'yle şeysini almaya bayağı bir zamanı var. Belki oradan gelişlere falan geçerse belki diyoruz. Seneye direkt müftülüğe atanmasa şaşmayız. Buradan onun da kendisine başarılar diliyoruz. Bir başka reklamımız ise müdürün kurbanlıkları. Müdür kurbanlıkları yine kurbanınıza büyükbaş olarak hazırdır. Öyle itinayla besliyor ki, yani en fazla beslediğileri yağla bunları. İşte köyün arasındaki otlar yağla bunları sularından sulayıp geliyor. Yani müdür kurbanlıklarını buradan size tavsiye ederiz. Kurbana az kaldı. 7 kişi girilir dedi. Biz de tamam dedik. Buradan ona da kurbanlıklarını bol bol semiz beslemeler diliyoruz. Bir haberimiz de Kıvan amcanın haberinden. Kıvan amca buradan bayındırı mevlide gidiyor. Geri vitesi bulamayınca Ilca'dan dönüp geliyor. Ilca'ya kadar gittin dedik. Bir tütüye masaj yaptırmadan niye geldin hamamdan? Bir dahakine söylüyoruz, eğer geri vitesi bulamazsan tütünün selamı var. Hamama uğrasın dedi. Hacların haccalarının da maceraları bitmiyor. Yapmayalım diyoruz ama maşallah her sene ısrarla bir haberle daha geliyor. Bu kış yine Havuz amca ile beraber hilallere giderken Köybaşı virajında bir panik yeterek haclan Havuz amcayı arabayı tam ters çevirip direğe tostatmıştı. Hacların Havuz amca da haccalama ön koltuğa binmeme yasağı vermiştir. Binme yasağı. Bundan sonra arka koltukta seyahat etmektedir haccalama. Haccalama neredeyse kendin ağlıyordun ama bütün köylüye ağlatacaktın arkanda. Bir de diğer haberimiz ise köyümüzdeki dolandırıcılıklar yine bitmiyor. Geçen sene dayı dolandırılan dolandırıcılar bu sene Ali Bilir'le hurdacıyı dolandırmıştır. Çeltik ucuz getirelim derken Ankara'dan çeltikler iki katına çıkmış. En son dedelerdeydi çeltik duyduğumuz habere göre. Hala dedelerden gelemedi çeltiği. İnşallah bir dahaki döneme dedelerden çeltikleri gelir diye umuyoruz. Bir diğer haberimiz ise İncel'in Yaşar dayının. İncel'in Yaşar dayının geçenlerde domatesleri erken kızarmış diye haber geldi. Biz haber spikeri olarak hemen koştuk gittik, baktık ki düğünden artan kurdeleleri bağlamış meğerse.
Ben de bir sihirli buldu zannettim. Bu sihiri köylülerle paylaş. Neden senin erken domatesler kırmızıyor? Meğerse düğünden atan kurdeleleri bağlamış. Haberimiz yalan haber olacaktı ki son anda çevirdik. Domates değilmiş, kurdeleymiş. Şu an başka bir haberimiz yok. Başka bir haberlerle, yine maceralarla bir seneki sonraki Ramazan Bayramı haberlerinde görüşmek üzere diyorum. Esen kalın. Yengeye ver.